Merhaba sevgili dostlar. Şimdi size tanıtacağım kitap çok değişik bir kitap. 2005 yılında yazılma. Ve şunu, daha kitabı size tanıtmadan şunu söyleyebilirim. Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemleriyle alakalı olarak harika bir tarihi roman olacak kalitede bilgileri içeren bir kitap. Meşhur Şaki Ovacıklı Eğri Ahmet ve Safranbolu'da Dayıoğlu İsyanı başlığını taşıyor. Eyüp Akman hocamın 2005 yılında yazmış olduğu bir kitap. Öncelikle Eyüp Akman'dan çok kısa bir iki cümleyle bahsedeyim. İlimizin en üretken akademisyenlerinden birisi, kendisinin kitap sayısı maalesef beni geçti. Kendisiyle bir yarış içerisindeydik. Kendisinin 20'den fazla kitabı vardır ve her bir kitabı da Kastamonu yöresi için ayrı bir değere, ayrı bir kültür değerine sahiptir. Bu kitap da Eyüp Akman hocamızın önemli kitaplarından birisi. Ne anlatıyor bu kitapta? Meşhur Şaki Ovacıklı Eğri Ahmet dediğimiz, Eğri Ahmet namıyla bilinen eşkıya, Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yaklaşık 14 yıl boyunca peşinden koşturan Şakiler Şakisi, yani eşkıyaların eşkıyası ünvanını da alan bir eşkıya. Hayatı çok enteresan, çok ibretlik. Şunu iddia edebilirim. İnce Mehmet, Eğri Ahmet'in yanında biraz sönük kalır. Ve bu romanı ben işlemek istedim, roman tarzına dönüştürmek istedim, nasip olmadı. Eyüp Akman hocam öncelikle iki bölüme ayırıyor kitabını. Eğri Ahmet'in hayatını anlatıyor. Ardından da Dayıoğlu İsyanı ve Safranbolu vakasını tarihi belgeler ışığında ele alıyor. Eğri Ahmet'in hayatını anlattığı bölüm, bir akademisyen olmasına rağmen Eyüp hocam ve belgelerle dipnotlu olarak çalışmasına rağmen ben bir roman tadında okudum ve onun için zaten oradan esinlendim. Ya bunun romanı olsa ne güzel olur dedim. Eyüp hocam da romanını yazmak sana düşer dedi ama biz tembellik ettik herhalde, romanını yazamadık. Ya bu kitabı herkesin okuması lazım diyorum ama yeni baskısı var mı bilmiyorum. Eski baskısının da büyük ihtimal bittiğini zannediyorum. Eyüp Akman'ın meşhur Şaki Eğri Ahmet'i ve Safranbolu vakasıyla Dayıoğlu isyanını anlatmış olduğu bu kitabının yeni baskısının yapılmasını ben temenni ediyorum. Ve her Kastamonlu'nun kitaplığında bulunması gereken kitaplardan birisi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Eyüp Akman hocamın kalemine, bilgisine, yüreğine sağlık diyorum.